Şimdi tabii hocam şu da akıla geliyor. Deprem bölgesinde olanlar çok zor saatler geçiriyor. Onların acılarını paylaşıyoruz. Deprem bölgesinde olmayanlar da örneğin şöyle bir durum içerisindeler. Haliyle herkes merak ediyor. Herkes haber kanallarını açıp izliyor. Ne oldu, ne bitti Elazığ'da diye. Bu da çocukları özellikle çok etkiliyor. Örneğin dün işte benim kızım haberleri izlerken baba korkuyorum dedi. Şimdi bunu nasıl engelleyeceğiz? Yani Tabii. deprem bölgesinde olmayıp bu deprem haberlerini izleyenler nasıl davranmalılar? Tabii şimdi o diyelim okul öncesi ya da 5-6 yaşından önceki çocuklardaki o korkuyu 10 yaşından önceki çocuklarda korkunu hissetmesi doğaldır. O korkuyu zaten çocuk o korkuyu yaşayacak. O korku onun önüne çıkan bir yaşam olayıdır. O korkuya karşı nasıl tepki vereceğini sonradan öğrenecek. Bunu öğrenmesi için çocuğun kendi iç, kendi bilgi birikimi, kendi hayat tecrübeleri yeterli değil. Bu hemen ne yapacak? Annesine, babasına bakacak, çevresine. Bazı eski yaklaşımlar şöyleydi. Bir yerde deprem varsa aman çocuklar uzaklaştın oradan. Evet. O yapılabilecek çocuklara en büyük zarar. Travmayı kronikleştirir o. Çünkü o çocuk ancak anne baba yanında, güvendiği kişilerin yanında kendini güvende hisseder. Güvenmediği kişilerin yanında uzaklaştığınız zaman o çocuk anneyi babanın ne olduğunu da düşünerek daha korkusuz biriken ikiye üçe çıkar. Bu nedenle deprem yerinden çocukları uzaklaştırmak değil, anne ve babayla birlikte güvenli alan oluşturulması gerekiyor depremde. Bunun için yani çocuklar annenin babanın tepkilerine bakıyor böyle durumlarda. Çocuğumuz korktu böyle durumlara. Diyeceğiz ki bu korkunun olması normal. Bir şey var. Burada da olabilir bu deprem. İstanbul'da da olabilir. Daha yakınlarda olabilir. Yani Türkiye sonuçta deprem kuşağında, hatta deprem kuşaklarının kesiştiği bir yerde. Böyle bir durumda deprem olması sürpriz değil. Sürpriz değil. Hatta uzmanlar birkaç ay önceden söylemişler, ismini de vererek Sivrice diye söylenmiş. Yani böyle bir durumda depreme karşı gerekli tedbirlerin alınmaması asıl üzerinde düşünülmesi gereken. Çocuğa yaklaşırken de çocuğa bunun kontrol duygusunu ön plana çıkaracağız çocuğun. Yani bak burada deprem oldu ama korkun normal. Korkunla yaşaman gayet beklenen bir durum. Ama bu depremin burada olmaması için depremle ilgili zaten biz evimizi, birçok şeyimizi, tedbirlerimizi aldık. Elimizden geleni yaptık. Bu nedenle kontrol duygusunu çocuğun harekete geçireceğiz. Yani her şey, insanın çünkü kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Böyle durumlarda insan aklıyla bunu kontrol, nerede kontrol başlıyor, nerede bitiyor? İnsanın aklıyla buna karar veriyor. Aklımızda yani zeka böyle durumlarda tek başına yeterli değil. Akılını kullanarak insan yani kontrolüyle ilgili bir sağlıklı karar verip vermemesi önemli. Çocuklar için vurgularsak çocuğu rahatlatmak için annenin babanın kendini rahatlatması lazım. Anne babadan birisi panikteyse çocuk korkusu birken beşe çıkar. Ya anne baba böyle durumlarda kendileri inanması lazım önce korktuklarına. Sözleriyle korkma der ama davranışlarıyla gece uyumazsa işte ya ufak bir sarsıntıdan hemen panik yapıp kaçarsın. Çocukların korkusu daha da artar. En büyük zararı da çocuklar hisseder. Bu duyguları yönetmektir, bir beceridir. Artık duyguları yönetmek sonradan öğreniliyor. Doğuştan gelmiyor bu. Yani bunun için çocuklar da hayatı öğrenecekler. Sonuçta deprem gibi, kaza gibi yaşam olayları var. Hayat sadece insanın hayatındaki olumlu olaylardan ibaret bir şey değil. Hayatımızdaki insanın beklediğimiz, öngördüğümüz şeyler hayatımızı oluşturmuyor. Beklemediğimiz, öngörmediğimiz şeylere de karşı da ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle çocuğa bunlar burada hayatın böyle bazı kaçınılmaz yönlerini söyleyerek onlarla baş etme, onları yönetebilme, stresi yönetebilme becerisi kazandırmak için çocuğa fırsattır bunlar. Yani deprem, biz burada depremle ilgili tedbirimizi aldık, şeyimizi yaptık derseniz onunla ilgili mesela burada Yani deprem, duruma hakimim. tabii durumu Duruma hakimim, hakimiz. kontrol her şey benim kontrolümde derseniz mesela burada bir deprem olsa ne yapalım çocuğum dersiniz. Hemen şu köşeye saklanırız büyük bir sarsıntı olursa gibi. Böyle şeyleriniz varsa bak şurada işte deprem çantamız hazır bunu yapıyoruz derseniz ama evde deprem çantanız yoksa
Bunu söylemeniz böyle durumlarda bilimsel bilgilere uymadığı için şey olur yani. Kendi kendinize inanmadığınız bir şey söylemiş olursunuz. Hmm. Yani bunun için muhakkak gerçekten bu deprem bize bunu öğretmeli. Hem evimizin depremle ilgili gerçekten sağlıklı mı diye bunu sorgularken bir taraftan da bazen 8-9 şiddetinde deprem olursa ne kadar sağlam da olsa gene bu ne yapacağını bilen işte Japonlar burada çok görünür. Deprem olunca aşağı kaçmıyorlar, yukarı kaçıyorlar mesela. Bunun gibi. Yani bunları bildiğimiz an bu insan zihinsel olarak bunları gerekli şey biliyorum dediği zaman kendisi de panik yapmaz. Evet. Böyle durumlar otomatik hemen en isabetli davranışı yapmış olur. Yani bunun için muhakkak yani depreme sadece fiziksel hazırlı olmak yetmiyor. Depreme psikolojik olarak da zihinsel olarak da hazır olmamız gerekiyor. Bu hazırlık süreci de muhakkak bir eğitimin bir parçasıdır diyebiliriz.